bölümüne hoş geldiniz. Programımızda sizlere bilim ve teknolojisinden en iyileştireceğiz. Kanserde geliştirilen yeni tekniklerden, yeni bulunan hayvan türlerine, dünyaya yaklaşan göktaşlarından, milyonlarca yıl öncesine ait hayvan fosillerine kadar birbirinden ilgi çekici gelişmeleri konuların uzmanlarıyla sizin için görüştük. Haberlerimize geçmeden Hazrat Ali'nin şu sözünü hatırlayalım. Bilim, alçaktakileri yükseltir, bilgisizlik alçaltır. Bilimimizi yükseltmek için bilim turu. Kanser tedavisinde yeni ilaç. İngiliz bilimcilerin geliştirdiği 7-4 ilaç, kanser tedavisinden kadar bilim adamları kanserli hücreyi hedef alarak izliyorlar. Bu yeni ilacın hedefi ise kanserli hücrelerin etkisiyle zayıflayan güçlendirmek. Böylece kanserli hücrelere karşı kendi biliyorsunuz vücudumuzdaki en akıllı sistemlerden birisi vücut savunma sistemleri. Makrofajlar ve T hücreleri müthiş bir hızla ve organizasyonla daha kişi hiçbir şeyin farkında değilken kanserli tümörü yok etmeye başlarlar. Çoğu zaman da başarılı olurlar. Ancak kanser hücreleri bir anlamda hiçbir durum dolaşım ve lenf sistemlerine sızarak vücudun diğer bölgelerine artık bu noktada dışarıdan müdahale gerekir. İlaç bugüne kadar 6 hasta üzerinde edildi. Oldukça edildi. Bu nedenle Avrupa Birliği bilim insanlarına kaynak olarak 5 milyon vücudumuzun harika savunma işleyişini yeniden yapılandırmak. Bir anlamda savunma stratejilerine sahip olduğu potansiyele uygun olarak daha etkin yöntemler eklemek. Laboratuvar çalışmalarını yürüten Prof. bu bağışıklık hücrelerini hedef sıradaki haberi tedavisi de teknoloji görüntü süper ince kamera. Endoskopi yöntemiyle vücudun içini mini kameralarla incelemek tedavi yöntemi. Şimdi bilim insanları bir adım daha giderek bu mini kameraları saç teli inceliğinde üretmeyi başardılar. Bu süper ile incelenmesi sağlanacak. Joseph Kahn ve ekibi tarafından geliştirilen teknoloji hücrelerinin mikro düzeydeki işlem yapısını küçükle ediyor. Peki bu kameranın avantajı Türk beyin cerrahı Doktor bu yeni teknoloji beyin ameliyatlarında ne gibi avantajlar sunduğunu sorduk. Böyle bir teknolojinin büyük hastalıkların teşhis ve tedavisinde doktorlara zaman kazandırmanın yanında teşhiste hata riskini en aza indirmek. Çünkü kameranın önceki teknolojilerden farkı tek bir bağımsız olarak görüntüleyebilir. Her biri yaklaşık olarak sıra dışı muhteşem olarak saniyede 100 molekül geçişi olur. Kompleks trafiği daha canlandırabilmek için benzetme yapalım. Bir otobüsten 500 araç aynı anda geçsin. Ancak bu öyle bir geçiş olsun ki bir saniye 500 hiçbiri yapmasın. Diğerinin yolu ihmal etmesin. Yolda tıkanıklık oluşturmasın. Kulağa imkansız gibi geliyor. Vücudumuzdaki 100 trilyon hücre tek bir saniye bu kusursuz trafik akışı devam ediyor. Şimdi büyük ihmallik olduğunda tabii ki bunu en başta yani hücresel düzeyde yarım santim, bir santim boyutuna eriştiği ancak teşhis edilir. Oysa kamerayla beyindeki hücrelerin içerisine diğer hastalıklarda daha en baştaki aşamalarda anormallikleri tespit etmek, hastalıkların teşhisi koymak mümkün olacak. Hücreler
en mükemmel şekilde ortaya koyduk. Dünyaca ünlü matematik profesörümüz Cahit Arf diyor ki, bilim üretmeyen bağımsız. Dolayısıyla işte bu nedenle Allah'ın sistemlerdeki koyduğumuz. Bu da Allah'a duyduğumuz sevgiyi, mutluluğu diyor. Dolayısıyla Sayın Arf'ın gibi refah ve